Türkiye'de patates denince akla gelen ilk yer kuşkusuz Niğde. İç Anadolu'nun bu şirin kenti, ülkemizin patates ihtiyacının %20'sini tek başına karşılıyor. Niğde'nin yıllık patates üretimi 900 bin ton seviyesinde. Kentte patates üretimiyle uğraşan hane sayısı ise 10 bin dolayında. Ancak bu yıl çiftçiler için işler hiç de yolunda gitmedi. Niğde'de hemen her üretici bir dokun bin ah işit durumunda. Patates üretimi yapan 10 bin çiftçiden 8'i haciz batağında. Üreticilerin icralık olmasının gerisinde bir dizi neden yatıyor. Söz konusu soruların başında geçtiğimiz sonbahar ürünü vuran don yer alıyor. Don nedeniyle 200 bin ton patates çöpe gitti. Bölge afet kapsamına alınmadığı için devletten mali bir destek de sağlanmadı. Bir diğer sorun bankalara olan tarımsal kredi borçları. Borç faizleri katlanırken kimi yerlerde tarla ve araçlar icradan satışa konulmaya başlandı. Niğdeli üretici için biriken elektrik borçları da büyük sorun. Elektrik dağıtım şirketi MEDAŞ'a olan borçlar şirketin özelleştirilmesi sonrası tahsil edilmeye başlanınca uzun süredir biriken borçlar gündeme geldi. Son seçim öncesi düzenleme yapılacağı söylenen elektrik borçları için bir iyileşme yapılmayınca tarımsal sulamada kullanılan elektrikler kesildi. Borç yine ödenemeyince bu kez ev ve iş yerlerinin elektrikleri kesilmeye başlandı. Üreticiyi vuran bir diğer sorunsa maliyetin altında oluşan satış fiyatları. Patatesin kilogram başına maliyet fiyatı 65 kuruşken satış fiyatı 30 kuruş seviyesinde. Eli kolu bağlanan üretici krizden çıkış formülü arıyor. Bu formülün adı ne yazık ki sonu daha da kötü olacağı bilinse de tefeciler. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar'ın açıklamaları oldukça çarpıcı. Bizim burada tefeciye bile Allah razı olsun denilmeye başlandı. İcralık olmayan üretici yok gibi. Banka borçları, elektrik borçları kangrene dönüşmüş durumda. Banka hacizden tarlayı satacak korkusuyla millet tefeciden para alıp bu borcu kapatıyor, yeni kredi alıyor.